maskeleriniz var. Benim de var. Arabada, arabaya geçiyorum. Evet. Şey diyorlar, maske takmıyor diye yazıyorsunuz. Ne olur öyle yapmayın. Çünkü çok zaten biliyorsunuz mekanlarda otururken takılmıyor. Evet. Şimdi de gidip arabama bineceğim çok kısa mesafe diye. Yoksa mutlaka takıyorum. Tamam. Nasılsınız? İyiyim, iyiyim. Siz nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederiz. Süper. İyiyim, ne yapayım? Tatil yapıyorum, dinleniyorum. Evet. Biliyorsunuz birazcık dinlenmek için zaten bırakmıştım. Şimdi işte birkaç ay dinleniyorum. Bir işte Bodrum'a kaçmayı düşünüyorum inşallah kısmet olursa. Ondan sonra da yeni bir projeyle Eylül'de dönmüş olacağım. Yeni proje derken nasıl bir projeye döneceksiniz? Ya şöyle, aslında iki yerle görüşüyorum arkadaşlar. İki tane çok güzel kanalla görüşüyorum. Bunlardan bir tanesi olacak. Ya haber olacak, haber bülteni ya da bir program olacak. Güzel bir hani 40 programı yapıyordum ben hatırlayacaksınız. O tarz bir format, soru cevap hani konuklu bir iş olacak. Hangisi olursa ikisi de güzel, hayırlısı olsun inşallah. Birazcık düşünüyorum da aslında en iyisi olsun diye ona göre karar vereceğim. Güzel olur umarım. Eylül'de de dönüş yapacağım. İzleyiciler özledi yazıyorlar sürekli. Evet, hayranlarımız bayağı bekliyor. Bu arada şey diyeceğim, Bodrum'da biliyorsunuz şezlong fiyatları 1000 lira gibi bir rakamlara ulaştı. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hani Bodrum'a gideceğim dediğiniz evet, onu gördüm. Şimdi onunla ilgili böyle çok sert bir yorum yapmak istemiyorum. Çünkü şöyle oluyor arkadaşlar, işletmecilerin de halini anlayabiliyorum aslında. Onlar da birçok önlemler alıyorlar, işte kısıtlı sayıda misafir alıyorlar vesaire. Hani bir şekilde orayı da döndürmeleri gerekiyor. Aç masalar olmuyor. Tabii çok fahiş fiyatlar. Yani hani durumda ortada hani ya 1000 lira diyor. Neredeyse hani birçok kişinin işte bir ayda aldığı maaşın yarısı bir şezlonga verilmesi. Hani bu çok ciddi abartı bir rakam. Hani bunu söylemekte fayda var. Ama hani dediğim gibi işletmecilere de bir şey söyleyemiyorum. Demek ki bunları kiralayan var ki onlar da bunları o şekilde şey yapabiliyorlar, servis edebiliyorlar. Hani alıcı olmasa satıcı ne yapabilir? Ama benim gideceğim yer zaten senelerdir gittiğim böyle çok daha butik bir yer, güzel bir yer. Öyle fiyatlar da yok. Yani daha makul bir yere gideceğim yani. Aynen öyle. Bu arada hani magazin olayını şey yapmışken bir ara yazılı çizili Emir Sarıgül'le alakalı hani sizden duymak istedik. Böyle bir şey var mı? Şöyle, arkadaşım benim. Zaten ben yani birçok insanla aslında özellikle 40 programını yaptığım süreçte birçok konuk aldım. Çok yani Türkiye'nin en ünlü isimleri ve en ünlü siyasetçileri. Hani herkesle konuk ettim. Emir'i de uzun zamandır benim tanıdığım bir insan. Zaten yeni tanıştığım birisi değil. Bir de ben birçok iş görüşmesi yapıyorum ve birçok insanla dışarıda da görüşüyorum, buluşuyorum, konuşuyorum. Bence şöyle oldu arkadaşlar. Şimdi eskiden hani bu kadar ben magazin tarafıyla gündeme gelen birisi değildim ve hani bu tarz benim çektirdiğim fotoğraflar veya insanlarla fotoğraflarım bu kadar fazla gündeme gelmiyordu. Bence şu anda böyle bir anda bir fazla popülerliğin verdiği bir şeyle her şey çok dikkat çekmeye başladı diye düşünüyorum. Zaten o noktada da ben açıklamamı yaptım biliyorsunuz. O gün söyledim yani hani benim arkadaşım dedim. Onun da çocukları var hani onu da düşünmek gerekiyor bence. Ama hani bence o konu kapandı zaten ya. Yani evet. Size göre kapanmamış ama. Yani boşanma hani boşanma olduğu tabii istifadeniz falan hani süreçler üst üste geldiği için. Tabii tabii insanlar hani hep bir şey insanlar evet. Hep bir şey beklediler ama evet. Zaten hani bir şey olduğunda bu da görünür. Ben kaçamam. Evet. Bakın sizden kaçabildim mi? Kaçamadım yani. Evet, evet, evet. Kaçmak mümkün değil. O yüzden dediğim gibi yani bir şey olduğunda herkes görecektir zaten. Tamam. O zaman teşekkür ederim. Rica ediyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Tamam.